Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ise Lissandra oynuyorum. Hemen girdiğim rune de ekranda göstereyim. Elektrikler rune aldım. Lissandra benim son zamanlarda oynamayı sevdiğim mid şampiyonlarından bir tanesi. Karşınızda Yasuo, Katarina gibi hareketli kayan şampiyonlar varsa çok rahat bunları engelleyebiliyorsunuz. Hemen göstereyim mi? Bir kere vurdum. Rune de patladı. Şusunu da yemedik. Benden bir kere vurayım, benim için yeterli. Gereksiz hata yapmazsam birazdan Yasuo'yu alacağım. Öldü şu anda. Hatta ben keseyim, Kha'Zix'in gelmesine gerek kalmadı. Az önceki anlık hasarım gerçekten fazlaydı. Yani böyle bir anda keseceğimi beklemiyordum. Az önce Yasuo yaptıklarından dolayı bence yaklaşmaz diyecektim. Çok sinirlenmiş. Agresif oynuyor, fark etmişsinizdir. Kule'de birazcık vursun buna. Alt level olsam alacağım. Aldım galiba. Bakın şimdi nasıl alıyorum. Geçebilecek misin gerçekten? Üzüldüm ya, bir de flash attı. Normalde artık base'e gidecektim de Yasuo hemen burayı ittirmeye başladı. Ultimde bekleme süresinde direkt dalmak istemiyorum. Öldü. Hadi öl bakalım. Ya kule neden vurmuyorsun ama? Hadi. Çok iyi oldu. Tutuşturan dolayı kule bir anda ona vurdu. Hiç beklemiyordu böyle bir şeyi. Sonunda base'e gidebildim ve kayıp çiftle birlikte infilak DNA aldım. Çok önde olduğum için ilk olarak buradan alacağım. Böyle hasar kasmayı düşünüyorum. Yani yakaladığımı teklemek istiyorum şu anda. Yine böyle kaymaya devam etsin. Üstüme kayarsa zaten W basacağım. Sersem biteceğim. Lissandra'yı bilmeyenler de olabilir. Çok ufak bir özet geçeyim. Isırmış sayesinde bir şampiyonu katlettiğimiz zaman bunlar zombiye dönüşüyorlar. Bir zaman sonra patlayıp hasar vurup yavaşlatıyorlar. Gel devam et bakalım bir. Bakın şimdi nasıl yenmedim. Ne olduğunu anlamadı. Isırmış hasarını gördünüz. Üstüne gitsem alırmışım ya. Oyunun sonlarına doğru çok fazla HP'miz olduğu zaman az önceki pasifimiz takım savaşlarında bir kişiyi falan alabiliyor. Yani karşıdaki ADC'nin canı yarıdıysa bir anda birisinin zombisi patlıyor ve bir anda tek yiyorlar. Şu anda bile pasifim sadece 300'lük bir hasarı vurabiliyor. Düşünün yani 1200-1500 de vurabilir. Yani takım savaşında 2 tane kişi ölse bunların zombileri patlasa zaten toplamda 2000 hasar falan edecek. Çok rahat ADC'mi de tekleyebileceksiniz. Hemen Doran yüzünü satayım, Ruden'i bitireyim. Şimdi hazırlığına giderken de ufak bir hatırlatma yapacağım. Bana destek olmak için, beni videoya kaçırmamak için şimdiden alttan videoyu beğenip kanalda abone olursanız sevinirim. Pasifimizden çok fazla bahsettim. Şimdi hemen Q'muzu anlatayım. Q'muz sayesinde ileri doğru buzdan bir mızrak fırlatıyoruz. Birimler isabet ederse onları bir yasaya vurup yavaşlatıyorsunuz. Yasuo da şimdi hemen üstüme gelecek. Q'yu göstereyim. W'ye bastım. Sersem ettim. Arkasına geçtim. Eyvah, jungle da geliyor. Alırım ama şu anda ya. Ben biliyorum yani. Tamam, bu gitti. Bak pasif burada. Bunu nasıl alacağız? Ölmüş olabilirim. Ya var ya, engellemesen daha güzel olacaktı. Az önce engellemekten kastım. Ben aim'i fırlattığım zaman Yasuo W'sunu açtı ve aim'in hasarını yemedi galiba. Yani normalde çok rahat alabilirdim. En sonunda Q etkilerimi anlatmıştım. W'yu da görmüş oldunuz. W'nin sayesinde böyle sersemletebiliyoruz. Etrafımızdakiler hasar alıyorlar. Gel dene birazcık da ulti basayım şuna. Aldım. Büyü attım. Çok rahat bir şekilde kestim. Şu anda karşımdaki Yasuo da 250k civarı filandı. Yani hiç bilmeyen bir kişi değil. Sadece bizim karakterimizin hasarını tam olarak bilmiyor. O yüzden de böyle sürekli bana dalmaya kalkışıyor. Yani geriye çıkmıyor. O yeteneği görseniz bile aim'imizden de bahsedeyim. Aim'in sayesinde böyle buzlu pençe fırlatabiliyoruz. Az önce yaptığım gibi base'den hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz ya da rakibin üstüne de gidebiliyorsunuz. Kaçmanız da yarıyor. E'ye attıktan sonra yeniden böyle bir basmanız lazım diyecektim. W açtığı için engelledi. Bakın nasıl counterlıyorum adamı. Tutuştura attım. Ultim var. Ultim sayesinde ben bunu buz yapabiliyorum böyle. Bir kere vurdum. Patlattım. Çok basit yani. Yasuo gibi böyle agresif oynamama hiç gerek yok. Sakin sakin kesiyorum zaten. Çünkü karakterimizin potansiyelini biliyorum. Bana karşı Yasuo'nun bir şey yapması gerçekten çok zor. Az önce ultimde Yasuo'ya buz yapmıştım ya, ultimizi kendimiz de kullanabiliyoruz. Bunu söylemeyi unuttum. En basitinden mesela 3 kişi size geldiği zaman direkt ultiyi kendinize basıp iyileşebilirsiniz. Ben birazcık arada kaldım şu an. Ne yapacağız? Oha, çok fazla vurdu ya. Bakın ultiyi kendimi kullandım. Yine bir Zhonya görevi gördü. Hayatta kalmamı sağladı. Normalde ultiyi kendimize kullandığımız zaman 2,5 saniye hasar almıyoruz. Yani hedef alınamaz hale geliyoruz. Bir de bunun yanında Zhonya'da basarsak düşünün artık. Yani 4-5 saniye takım savaşlarında hedef alınamaz oluyorsunuz. Yasuo bakalım yeniden dağılacak mı? Direkt W'mu basmadım. Şu anda basabilirim. Q'mu da attım. Ultiye bastım. E'mi fırlattım. Q'yu atmıştım. Engelledi ama sıkıntı yok.
W'ye bastım, kestim. Büyük ihtimalle bana bayağı tilt olmuştur. Bundan sonra Lisandro banlayacaktır. Bir de karşı bot değil mi? Beni kovalıyor ya. Ben bunları ölmek istemiyorum. Al işte. Tek yedim. E yeteneğiniz ve ultinin dışında da savunma özelliğiniz yok. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi şuraya şöyle bir girebiliriz. Tamam, bu gitti zaten. E bu da gitti. Aldık bunu ya. Öldüm ama şu anda. İyi ki ölmedim. Bolu çok güzel tankladım. Daha fazla zorlamak istemedim. Base'e gittim. Bu sefer ikinci olarak gölge alev aldım. Gölge alev sayesinde kalkanlı şampiyonları daha fazla vuruyorsunuz. Rakiplerin canı azsa daha fazla vuruyorsunuz. Size büyü nüfusu veriyor. Büyü nüfusu sayesinde de rakibin büyü duran canı azaltabiliyorsunuz. Şimdi üçüncü olarak biraz savunma ağırlıklı oynarsam Zonya alabilirim. Agresif oynamak istersem, yani daha fazla sar çıkarmak istersem Rabadon'a gideceğim. Şu anda 300 AP'm var. Tasarım etmezse Rabadon alabilirim. Tasarım yeterse Zonya alırız. Hadi geliyorum bota. Tek Zerat mı var? Bunun için mi geliyoruz gerçekten? Ben bunu kesmek istiyorum. E aldık işte. Ne? E'me gitti sadece. Çok fazla vurmadım mı ya? 300 AP ile hasarım gerçekten iyiymiş. O yüzden şu anlık Rabadon'a gerek yok gibi. Zonya almak daha mantıklı olacak. Aa, Yasuo da geliyor. Ya ne yapıyorsun ya? Bir ulti basayım da alayım şöyle ben seni. Bir dakika, neden alamadık? Aa, kesti beni. Q atamadım. O kızı vurmadı mı? Kraken'e varmış. Az önce ben tepki bile veremedim. Gerçekten çok bedava öldüm. Ama yapacak bir şey yok işte. Sağlık olsun diyelim. Hadi bunu da aldık. Yani artık birazcık agresif oynamanın vakti geldi bence ya. Ben böyle çok kastığım zaman bazen tepkili oynamıyorum. Yani yavaş yavaş oynuyorum. Zaten itemlerim var, çok rahat teklerim diye düşünüyorum da. Karşı takım acımıyor, böyle bir anda saldırıyorlar. Sonra da ölüyorum. Ben tam tersini yaptım. Hiç beklemedikleri bir anda. Direkt flash'a girdim. Ultim geldiği için bilerek buraya pustum, belki birisi gelir diye. Kim gelecek? Bu mu geliyor gerçekten? Megan arama ya. Ben bunu alamam ki, bir küçülmesi lazım. Tamam, aldım şu anda. Hadi küçül bakayım ve ulti atayım ben sana. Ne güzel patlattım öyle. Narı kesip toptan ettirdikten sonra Zonya alıp geldim. Şimdi Zonya sayesinde 2,5 saniye hasar görmez, hedef alınamaz oluyorum. Ultim sayesinde böyle oluyorum. Toplamda 5 saniye hasar alınamaz oluyoruz yani. Ama ardı ardına basmamak lazım. Yani ultiye basacağız, ve bitecek, sonra hemen Zonya basacağız. Nerede bunlar? Oha! Benim daha Zonya'm var. Zonya'ya da bastım. Basmama gerek yokmuş aslında, birazcık boşuna bastık ama güzel yemedik. Bakın, kazık topladı hepsini. Bakın da böyle suikast şey varsa ultiyi kendinize kullanabilirsiniz. İlla rakipleri kullanmaya gerek yok. Şimdi büyük ihtimalle Yasuo'yu da alacağız. Hadi aldınız onu. Ben tankladım. Ölmeyeyim. Hani can basar mısın bana? Hadi ölmeyeyim ya. Ama iyi ki ölmedim, şansım vardı. Yine burada fight çıkacak galiba ya. Ultiyi kendime kullandım. Dalacak mısınız? Oha, canlara bak. Yine Kha'Zix aldı hepsini. Ben sürekli asist alıyorum. Olsun, bu da güzel. Kha'Zix bizim yerimize ben tatmış oldu diyelim. Karşı takımda daha fazla dayanamadı. 4'e 1'den sur verdi. Geçen köyünden sonra bir maç daha girdim. Bu sefer de karşıma Zed var. Zed'i çok rahat bir şekilde counterlayabiliyorum. Yani dün yaklaşık sene WQ yapacağım, dürteceğim sürekli. Zed'le ikimiz de ikili ve olduk. Büyük ihtimalle W'sunu açmamıştır. Aa, açmış. Beklemediğim bir şey yaptı ya. Çok fazla miyon var. Çok da canımı aldı. Canım azken benim bununla kapışmam lazım. Yoksa pasifi sayesinde beni alabilir. Zed pasifi sayesinde birbirinin canı azsa çok daha fazla vurabiliyor. Ölmeyeyim. Ah be, Q'yu kaçırmasam güzel olacaktı. İkimizin de bayağı bir şansı varmış. 30 canımız kalmıştı. Bizim jungle'ımız hemen aldı. Asist de geldi. Çok iyi oldu. Ben şimdi şurayı ittireceğim. Miyonları kaçırmasını istiyorum. Hızlı bir şekilde base'den geldim. Karamür aldım. Çok fazla alt olmadığı için Rapid alamadık. Geçen maçta olduğu gibi ilk olarak Uden düşünüyorum. Ama niye böyle dalıyorsun bana ya? Gidelim mi üstüne? Bunu güzel doğuşladı. Hiç beklemiyordum. Üç turun gelmiştir belki. Hiç denemiyor bile. Lan ben mi deneyeyim ki? Bu mesele güzel olacaktı. Ne? Kendim ulti basamadım. Tek yedim bir anda ya. Az önce ben kesin bir şekilde öleceğimi bilseydim. Ya da ulti basardım. Garanti bir şekilde alırdık. Bir şekilde bir alayım artık. Bak, bunu da aldık. Bu da gitti şu anda. Çok iyi oldu ya. İyi ki bota gelmişim. Bir anda gerideyken toparlamış oldum.
Bazı oyunlar çok iyi oynasak bile bazen hiç beklenmedik şeyler olabilir. Yani geri kalabiliyorsunuz. Böyle durumlarda moralinizi bozmamaya çalışın. Ben şu anda bunu aldım mesela. Hani kaçması almıştım. Güzel kestim. Döneceğini biliyordum. Oyunun başındayken ben zede bir kere öldüğüm zaman tilt olup moralimi bozsaydım belki şu anda bu durumda olmayacaktım. Jinx ne yapıyorsun böyle ya? Al işte Viego da geliyormuş. Öldük. Ama aldım bunu, güzel oldu. Az önce bir tane kill alıp öldüğüm için benim açımdan hiçbir sıkıntı olmadı. Yani moralimi bozmaya gerek kalmadı. Böyle 6-7 kestim. Bana karşı hiçbir şey yapamadı. Hemen şu Nasus'ta bir kesmemiz gerekiyor diyeceğim de nasıl alacağız ki biz bunu? Ultim yok. Brand gelmen lazım ya. Öldüm işte. Brand de burada kuşları az. Takımımızda top Brand varmış. Şu anda da 1'e 5. O yüzden bu nasıl bu kadar kasılmış. Biz nasıl alacağız bunu? Ben nasıl kurtarayım ki? Hadi bak kendim ulti bastım. Aldınız. Ha, basitmiş ya. Çok iyi oldu. Tabii ben bir şey yapmadım gibi. Benim çok güzel tankladı. Jinx'i de alalım mı? Bu da bende kalsın. Hadi şu Ejder'i bir alalım. Biz bu şekilde takımca fightlere girersek, daha doğrusu Brand gelmiyor da işte 4 kişi katılıyoruz. Yani düzgünce oynarsak büyük ihtimal oyunda kazanacağız. Normalde karşı takım pikleri güçlü, yani uyumlu. Bize tank falan yok. Tasarımız çok fazla. Ben yakalarım bunu. Ultiye attım. W'ye bastım. 2 defa sersem öpmüş oldum. Kestiniz. Bu kadar basit. Barondan sonra Alev Ejder'ini de aldık. Şu anda Alev Ruh'umuz var. Yani hasarımız bayağı fazla. Ne oldu burada? Tamam, ben bunu aldım. Kendime de ulti basayım. Bir iyileşeyim burada. Zaten bunu da kesecekler. Bunu da alırız ki. Tutuştur attım. Can çalamasın diye. Çok güzel bende kaldı. Arkada Zed var. Büyük ihtimalle korkudan gelemeyecek. Ben gelse de bir şey yapamaz gibi. Bitirmeye çalışalım. Daha da uzatmayalım oyunu. Bitirmemize yine gerek kalmadı. Karşı takım geçen maçtaki bir sur verdi. Hemen vurdum hasarı bir bakalım. Büyük ihtimalle 20-30k bir şey vurmuşumdur. Ne kadar vurmuşum? Tahmin ettiğim gibi 24k hasar vurmuşum. İki oyunda da gördüğünüz üzere Lisandro'nun nasıl bir şampiyon olduğunu elimden gelince gösterip anlatmaya çalıştım. Son olarak da herkese bir faydam olursa ve bana da destek olmak isterseniz alttan videoyu beğenip kanalda abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.